yastık altında bulunan 100 milyar dolarlık altını ekonomiye kazandırmak için vatandaşa devlet güvencesiyle altın tahvili ve altın kira sertifikasına yönelmeleri çağrısı yapılıyor. Altınımızı vadeli olarak tahvile yatırmak faize girer mi? Bir kere tahvil faizli borç senedidir. Faizsiz tahvil olmaz. Tahvilin geliri kesin olarak faizdir bir. Kira sertifikası dediklerinde de sukuk deniyor. O kira sertifikası dedikleri de tam bir oyundur. O da tamı tamına faizdir. Yani bunlar Müslümanları kandırmaya yönelik eylemlerdir. Açıkça desinler ki faiz kardeşim. Ben açıkça söylüyorum. O sukuk dedikleri şey faizin yalancısıdır. Yani kandırmacasıdır. Hem faizcilik yapacaksınız, hem de millete diyeceksiniz ki kira sertifikası. Şimdi nasıl oluyor? Farz edin ki şimdi şurası Süleymaniye Vakfı. Ben şimdi şey yapıyorum, diyorum ki bu vakfa bir değer biçiyorum. Süleymaniye Vakfı olarak bir şirket kuruyorum. Buna şey şirketi diyorlardı. Yok, ben onun bir özel bir isim var. Neyse şimdi. Emlak neydi bir şey? Gayrimenkul yatırım ortaklığı. Ya gayrimenkul yatırım ortaklığı değil. Onun özel bir şey, ismi var. Varlık VŞK mıydı? Neyse şimdi o isim varlığa aklıma. Dayalı menkul kıymet. Varlığa dayalı menkul kıymet. Ama onun özel bir şirketi vardı. Evet. Neyse ben şimdi Süleymaniye Vakfı olarak bu bina benim diyelim. Bizim değil ama bizim diyelim şimdi bu binayı. Bir tane şirket kuruyorum Süleymaniye Vakfı'na bağlı olarak. Bu binayı o şirkete mesela 100 milyona satıyorum. 100 milyonu bine bölerseniz ne yapar? 10 milyar eder değil mi? 10 milyar tane hisse senedi çıkarıyorum. Yani benim şirketime satıyorum. Kağıt üzerinde satış falan yok. Hisse senedi çıkarıyorum. Onu vatandaşa satıyorum. Diyorum ki bak işte bu bina sizin. Bunu bana şimdi kiraya verin diyorum. Sizin diyorum ama o şirket de benim. Size diyorum ki 5 sene sonra bunu ben sizden şimdi 1 milyona sattım ya 1,5 milyona geri alacağım. O da peki diyor. 5 sene içerisinde onlara 0,5 milyon ödediğim o 0,5 milyon kira mı? 1 milyona, 1,5 milyona kadar. Yani bu şirkette vatandaşın hiçbir alakası yok. Vatandaşlardan bir tanesi tutsa da bütün sertifikaları toplasa dese ki bu bina benim diyemez. 5 sene sonra ben onu Süleymaniye Vakfı'na geri alırım hiç. Peki mülkiyet geçiyor mu onlara? Kimi kandırıyorsunuz? Kim kandırıyorsunuz? Böyle bir şey yok. Evet. Yani faizdir. Tahvile de yatırsanız faizdir o altınları. Sukuk dedikleri şeye de yatırsanız faiz. Tahvil hiç olmazsa dürüstçe, açıkça faiz olduğu bellidir. Ama burada faiz değildir diyerek vatandaş aldatılıyor.